Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 53'ün sorularını çözüyoruz. Şekilde verilen ABCD paralel kenarının alanı kaç birim karedir? Alan için ne diyorduk? Kenar çarpı yükseklik bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi burası 12 birim. Karşıtlı kenarlar eşit olur. Burası da 12. Ne gelir? 6 6. Şuradaki üçgene baktığımızda bu bildiğimiz 3, 4, 5 üçgenin iki katı olan özel üçgen. Yani 6, 8, 10 üçgeni. E, o halde bakın tabanı 12 alırsak buna indirilen dikme, karşı kenardan indirilen dikme 8. Yani yükseklik 8. Taban 12, yükseklik 8. Bu paralel kenarın alanı 12 çarpı 8'den 96 birim kare olarak bulunur gençler. Paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Bir kere tabana 12 olarak vermiş soru bize yükseklik lazım. O yüksekliği bulmak adına da 60 dereceyi kullanacağız. Bunu seziyorsunuzdur. Buradan dik indirelim. Öncelikle 30 60 90 üçgenini hatırlarsak. 30 60 90. 30'un karşısı a, 60'ın karşısı a kök 3, 90'ın karşısı 2a ile orantılıydı. Her zaman 30 60 90 üçgeninde bu oran vardır. Şimdi dik indirdik dedik. O zaman 90-60 33 üçgeni oluştu. Ardından 90'ın karşı 8 kök 3 ise 30'un karşısı ne oluyor? Bakın 90'ın karşı 8 kök 3, 30'un karşısı bunun yarısı oluyor. Yani 4 kök 3. 60'ın karşısı ise bunun kök 3 katı olacak. 4 kök kök 3 ile çarparsak kök 3 çarp kök 3 3 olur. 4 çarpı 3'ten bu yüksekliğin 12 olduğunu görmüş oluruz. O halde tabanımız da 12, yüksekliğimiz de 12. Paralel kenarın alanı 12 çarpı 12'den 144 birim kare olarak bulunmuş olur gençler. Şekilde verilen paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Bir kere 3, 4, 5. Hepiniz bunu söylemişsinizdir. Sonra aradığımız ne? Yükseklik. Yani şunu doğrusal devam ettireyim. Bunun toplam, toplam uzunluğu bize yüksekliği verecek. Yani şurayı bulmamız lazım. Bunun için de neyden faydalanacağız? Dik üçgende alan formülünden faydalanabiliriz. Bakın BC AH olsun. Bu dik üçgenin alanı. B çarpı C bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı ya da hipotenüs çarpı hipotenüs inen dikme bölü 2'dir. E burada böyle 2'ler giderse hangi formülü elde etmiş oluyoruz? Dik kenarlar çarpımı eşittir hipotenüs çarpı yükseklik. B çarpı C eşittir. A çarpı H. Şimdi tamamen şu üçgene odaklanın gençler. Şu yüksekte X diyelim. Bu durumda 3 çarpı 4. Bakın dik kenarlar 3 çarpı 4. Hipotenüs 5. Hipotenüse indirilen dikme X. Buradan X uzunluğu 12 bölü 5 gelir. Bakın burası 12 bölü 5. E toplam uzunluk lazım bize yükseklik olarak. O da 12 bölü 5 artı şu kısım. Orası da neymiş? 8 bölü 5. Bu da 20 bölü 5 olur. Yani yüksekliğimizin 4 olduğunu görmüş oluruz. Taban uzunluğumuzu da bulmuştuk 5 olarak. Yükseklik 4, taban uzunluğu 5. O halde alanı 5 çarpı 4'ten 20 birim kare olarak bulunmuş oldu gençler. Ve böylelikle kazanım 53'ü de bitirdik. Sonraki videolarda görüşürüz.